çıkıp bunların işte bilmem yakında i̇şte, evet, zaten CHP'li vesaire işte. Ve yani ve yayınlandı. Özel bilgi bu işte. Ya esas tehlikelerden biri. Bakın ucuca şimdi parçaları konuştuğumuzda bütünü kaçırabiliyoruz. Daha iki hafta olmadı. 128 milyar dolar nerede pankartları illegal sayılıp indirilmeli. Değil mi? Yani orada aslında indirilen siyaset yapma hakkı idi. Soru sorma ve siyaset yapma hakkına bir saldırı idi o. Bu engellendi. Ve şimdi bakın görüntüyü almak engelleniyor. Soru sormanız engelleniyor. Propaganda yapmanız engelleniyor. Sokağa çıkmanız engelleniyor. Engellenmek isteniyor diyelim. Engellenmesin. İşte engelleniyor. Yani büyük ölçüde engelliyorlar. Engelleniyor. Burada farkına varmamız gereken, evet. Şimdi böyle gittiği zaman yarın bir gün dediğiniz gibi seçimler geldiğinde hani seçimler hazırlanıyor. İktidar kendisi açısından hazırlanıyor ama muhalefet nasıl bir seçimle karşı karşıya kalacak? Sorun orada. Ben gerçekten belki o gün geldiğinde tweet atıyor. Yani. Hayır, evet geldiğinde o gün normal pankartlarını asamayacak. Resimlerini bile asamayacak. Yapacağı her seçim çalışması vatana ihanet kampanyası olarak sayılarak engellenecek. O seçim kurullarının binalarına belki giremeyecek. Yani İstanbul seçimlerinde o yenilenen seçimlerde şeylerin torbaların üzerinde yatan insanlar o imkanı bir daha bulabilecekler mi belli değil. Peki. Hele İstanbul Ankara'dan vazgeçtim. Bir de Anadolu'nun küçük yerlerinde, kasabalarında güvenlik güçlerinin ablukaya aldığı bir sayım yerine vatandaşın ulaşma şansı yok. Peki. Evet. Ama hala bunun farkında olup olmadığı hususunda tereddütlü olduğum bir muhalefet var bu ülkede. Peki. Şimdi hakikaten bu ülkede öyle hukuk davaları var ki, daha doğrusu öyle davalar var ki hukukun ne durumda olduğunu göstermesi açısından sembol davalar. Onlardan biri de işte Selahattin Demirtaş'ın davasıydı. Şimdi konuşacağımız dava sadece Selahattin Demirtaş'ın değil ama Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı Kobani davası. Kobani davasının duruşması başladı bu hafta. Tabii duruşmanın ilk gününde de çok şey yaşandı, dikkate değer. Ama biz genel olarak aslında o hengamede yeterince konuşamadığımız bir konuyu bu pazar açıkça da ele almak adına sormak istiyoruz. Selahattin Demirtaş'ın da avukatı, hukukçu Mahsuni Karaman. Mahsuni Karaman merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Konuklarınıza da selamlar. Teşekkür ederim. Şimdi üzerinden 7 yıl geçtikten sonra yargıya taşınan bir olay. 6-8 Ekim olayları, Kobani davası. Önce soralım. Nasıl başladı sizin pencerenizden? Yani aslında nasıl başladı derken sadece duruşmanın nasıl tabii, başladığını... Tabii yani ilk duruşması itibariyle söylüyorum. Evet. Ben ilk duruşması itibariyle tabii ki de neler olup bittiğini söylemek isterim. Söylerim de. Ama maalesef hafzayı beşer misyan ile mağluldür diye meşhur bir söz var. Aslında bunun kısaca bir background'una da bakmayı gerekli kılıyor meselenin tam olarak anlaşılabilmesi. Şimdi Kobani olayları dediğimiz olaylar aslında 2014 yılında hatırlarsanız IŞİD'in bir bütün olarak Kobani kentini kuşatması ve sonrasında da sadece tek kapının Türkiye'deki Mürşit Pınar sınır kapısı kalacak şekilde topyekun bir işgali durumunda Türkiye'deki özellikle ana akım Kürt siyasetinin ve HDP'nin buradan aslında Kobani kentine bir yardım sunma talebi vardı. 2014 yılının Eylül ayı gibi yoğunlaşan bu taleplere maalesef Türkiye o dönem karşılık vermiyordu. Koalisyon güçlerinin bir kısım havadan operasyonlarıyla operasyonlar yürütülüyor olsa bile ama esas olarak bir kara harekatının gerekli olduğu ve bu kara harekatının da ancak ve ancak dediğim gibi Suruç'un hemen karşısındaki Suruç ile Kobani arasındaki Mürşit Pınar sınır kapısından yapılabileceği zaten netti. Teklif edilen, aslında talep edilen şey şu, yani Peşmerge güçlerinin Kamışlı ve Nusaybin üzerinden İpek yolunu takiben gelip Suruç ilçesinden Mürşit Pınar sınır kapısından
Kobani kentine geçip oradaki direnişe destek vermesi. Türkiye'den istenen aslında yaşam koridoru buydu. Fakat Türkiye buna karşı tepkisiz kalmıştı. Hatta o dönem hatırlarsanız IŞİD'e karşı da biraz daha müsamahakar bir tavır sergilediğini tüm kamuoyu da biliyor. Şimdi bütün mesele aslında orada ve o dönemler 2014 yılının bu Eylül-Ekim aylarının hemen başı bir yandan da çözüm sürecinin aslında sorunsuz bir şekilde devam ettiği döneme tekabül ediyor. Ama maalesef Türkiye'nin bu yaşam koridorunu açmakta gecikmesi, açmamakta ısrar etmesi nedeniyle Kobani'deki sivil halkın çağrısı da doğrultusunda HDP'nin MYK'sı tarafından aslında Türkiye'deki kamuoyuna, daha çok da dünya kamuoyuna aslında hitaben atılmış ama Türkiye'deki kamuoyuna yönelik bir çağrısı olmuştu. O da sivil protesto çağrılarıydı. Yani Türkiye hükümetinin, o dönemki hükümetin bu talebe cevap vermediği yönündeki bir protesto çağrısı. O protesto çağrıları sonucunda insanların evet yasal protesto hakkını kullandığı bir gerçek. Fakat bir o kadar da gerçek olan şey şu, 6-8 Ekim tarihleri arasında hiç kimsenin de kabul edemeyeceği sonuçlar da ortaya çıktı. Ancak yani bu meselenin o dönemki havasıyla meseleyi ele aldığınız zaman çok da o dönem kriminal bir mecrada ve HDP ile bağlantısı kurulacak şekilde bu sonuçlar ele alınmamıştı. Bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Çünkü Ekim ayından hemen sonra... Mahsuni Bey, 6-8 evet. Ekim olaylarından sonra bununla ilgili olarak HDP'yi sorumlu tutacak herhangi bir hukuki girişim oldu mu? Tam da onu söylüyorum. Evet, bir soruşturma o dönem açılmıştı. Ancak bu soruşturma herhangi bir şekilde aktif faal yürütülen bir soruşturma ya da davaya dönüşen bir soruşturma değildi. Peki yani, şunu sorayım Mahsuni Bey. Böyle soru buyurun. Yanıt da gidelim. Kusura bakmayın. Tabii siz daha kapsamlı anlatmak istiyorsunuz ama hukuki girişim o esnada sonuç veren bir hukuki girişim yoktu. Yıllar sonra şu anda yargıya taşı. Peki bu 6-8 Ekim olaylarından sonra çözüm süreci aksadı mı? Yani o süreçte bir tıkanma oldu mu? Hayır, biz artık... Aslında tam da oraya geliyordum. Hı. Evet, tam da oraya geliyordum. Hiçbir aksama olmadı. Çünkü HDP'nin yapmış olduğu o çağrı ile meydana gelen sonuçlar arasında ne o dönemde siyaset ne de o dönemde hukuk herhangi bir illiyet bağı kurmamıştı. Dolayısıyla Ekim, Kasım, Aralık ve dönüp 2015 yılına biz geldiğimiz zaman Şubat ayında hatırlarsanız çözüm sürecinin en pik yaptığı bir hadise yaşanmıştı. O da şuydu, 28 Şubat'ta Dolmabahçe Sarayı'nda taraflar oturup bir deklarasyon yayınlamışlardı. Dolayısıyla çözüm sürecinin en tepe noktası diyebileceğimiz bir yere eğer siz bu 6-8 Ekim olaylarından 4-5 ay sonra gelebiliyorsanız demek ki 6-8 Ekim olaylarının bu anlamda bir kırılma noktası olması ya da tarihsel bir döngüye ya da farklı bir tercihe sebep olması çok mümkün değil, görünmüyor. Ama ne zaman ki 28 Şubat tarihinden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın 400 milletvekili verin bu iş huzur içerisinde çözülsün söylemi, sonrasında HDP'nin ve HDP'li siyasetçilerin özellikle buna karşı çıkışı, özellikle başkanlık sisteminin yoğun olarak dile getirildiği dönemde seni başkan yaptırmayacağız şeklindeki çıkışlar sonrası ve akabinde de gelen 7 Haziran hezimeti aslında hükümeti böyle bir siyasal politik intikam almaya yöneltti. Peki. Ve o intikam süreci aslında 7 Haziran referans aldığınız zaman bugüne kadar devam eden, süre gelen bir süreç gibi görünüyor. Peki, size göre bu dava aslında bir siyasi intikam davası. Şimdi üzerinden 7 yıl geçtikten sonra... Özür dilerim, bize göre değil. Yani bize göre, size göresi kalmadı bu meselenin. Bu meselenin aslında siyasi intikam davası olduğu, Sayın Demirtaş'ın ve HDP'lilerin esasen delilsiz, hukuksuz bir şekilde yargılandıkları ve bu yargının temel motivasyonunu siyasi sahiplerden aldığı konusunda artık tüm dünyaya deklare edilmiş, ilan edilmiş bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi kararı var. Yani bu ama bize göre, size göre ya da bir başkasına göre değil. Bunu hükümet de biliyor. Şöyle, Mahsuni Bey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili olarak yani bu hukuki süreç çok net bir şekilde bir
hani siyasi bir intikam gibi gerçekleşiyor ve politik olarak bir tarafın ifade özgürlüğü, siyaset yapma özgürlüğüne müdahale gibi. Ama bu yeni başlayan bu dava içinde geçerliliği söyleyebilir misiniz siz o tespiti? Gayet tabii ki. Gayet tabii ki hiçbir fark yok. Çünkü bu dava bakın altını çizerek söylüyorum, lütfen kamuoyu da bizi dinlesin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Demirtaş'la ilgili kararını açıkladıktan 8 gün sonra açılmış bir davadır. Sayın Demirtaş'ın yargılandığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi sahipli yargılamadır dediği yargılamadaki suçlamalar ile bu iddianamedeki suçlamalar aynıdır. HDP MYK'sı tarafından yapılmış olan Kobani protestolarına çağrı tweetleridir. Yani bunu sanırım kamuoyu tam olarak bilmiyor. Tabii ki bu bir konfor alanı da yaratıyor hükümet için bu hukuksuz meseleleri yürütme açısından. Ama maalesef fırsat bulduğumuz yerde de özellikle bunların altını çizmek istiyoruz. Sayın Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile bu yargılama hukuksuzdur, burada suç yoktur, bu tweetler ile meydana gelen sonuçlar arasında illiyet bağı yoktur, bu tweetler, bu çağrılar demokratik protesto çağrılarıdır şeklindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından 8 gün sonra hazırlanan bu iddianame aynı suçlamaları içeriyor. Peki. Şu an HDP'li siyasetçilerin tamamı Sayın Demirtaş'ta olmak üzere bunlar bu yüzden ve mükerrer bir şekilde tekrar yargılanıyorlar. Barış Bey'im. Ben size bir şey soracağım Asun Bey. Selahattin Demirtaş'ın halkımızı hemen şimdi sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz diye bir tweet'i oldu mu? Bizzat Sayın Demirtaş'ın böyle şahsi çağrısı tweet'i yoktur. Peki bu tweet dava dosyasında var. Nedir o işin aslı? Sayın Demirtaş'ın ilk yargılaması sırasında kendi kişisel ana dosyasında böyle bir tweet dahi konulmamıştı. Sadece HDP MYK'sının 3 adet tweet'i mevcuttu. Ancak dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu sert kararından sonra 8 gün içerisinde hazırlanan ve bugün yargılaması devam eden dosyaya Sayın Demirtaş'ın adına açılmış sahte bir Twitter hesabından sizin bahsettiğiniz şekilde bir tweet atıldığı görünmektedir. Sahte, fake, tamamen sahte. Yani sahte. Hesabın şeyi de belli ediyor zaten onu. Evet, yani şunu mu diyorsunuz? Siz Demirtaş'ın yargılandığı dava dosyasına suç delili olarak konulan bir tweetler sahte diyorsunuz. Doğru mu algılıyorum? Gayet tabii ki sahte, evet. Bir şey daha soracağım. Sayın Demirtaş'ın olduğu için demiyor ama o sözünü ettiğim tweet'i Demirtaş'ın resmi hesabı değil. Evet, bir soru daha soracağım. Selahattin Demirtaş'ın şu an tutuklu olmasına neden olan fezlekeleri hazırlayan savcılar, yargı mensupları hepsi şu an özgür mü? Neredeler? Bunların aslında istatistiklerini de yapmıştık. Sayın Demirtaş'ın kişisel ana dosyasında 30'u aşkın fezleke vardı. Bu fezlekeyi hazırlayan 11 kişi tutuklanmıştı o dönem. Yani darbe teşebbüsünden sonra tutuklanmıştı. Nasıl tabii, yani? Ama, şimdi bir dakika. Demirtaş'ı terör örgütü yöneticiliği ya da üyeliğinden yargılayan savcılar terör örgütü üyeliğinden tutuklandı mı diyorsunuz? Tutuklanan savcılar vardı, evet vardı. FETÖ'cü yani. Ya bakın çok vardı. Enteresan. Bir insanı... Ama buradan yola çıkarak şu kolaycılığı lütfen Barış Bey, şunu da özellikle... Ben başka bir yere varacağım. Yani biz tüm hukuksuzlukları FETÖ'ye bağlama noktasında pek mahiriz. Bu bir konforlu bir alan da yaratıyor. Hayır, ben öyle bir şey demiyorum. Ancak bugün süren bütün her şeyi FETÖ'ye bağlamak çok mümkün değil. Her ne kadar FETÖ'cüler o iddianameyi hazırlamış, o fezlekeleri hazırlamış olsalar bile bugünkü yargı AKP yargısının bunları devam ettirmesi AKP'yi aklamıyor. Şurayı vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi bakın, en nihayetinde terör örgütü üyesi ya da yöneticisi olmakla suçladıkları yargı mensuplarının hazırladıkları iddianameler ya da delillerle çekmeceden çıkarıp yeniden siz bir daha yargılama yapıyorsunuz. Yani onların yaptıkları, bir terör örgütü üyesi olduğunuz iddia ettiğiniz insanların yaptıkları metinlerle siz insanları cezaevinde tutuyorsunuz. Burada bir sakatlık var. O zaman ya siz o geleneği devam ettiriyorsunuz ya da o insanların yaptıkları eylemler suçtur. Tamam, yani o yöntemin de taklit edilmesi sorunun bir başka
boyutu. Bir, peki tabii. Mesela Mahsun'u bir soralım. Bu davada gizli tanıklar da var. Gizli tanıklar son döneme damga vuran bir husus. Biri gizli, biri açık tanık. Bu tanıklar net bir şekilde işte bu işlerin sorumlusu HDP'dir ya da Demirtaş'tır. Bir talimatı da gördünüz mü? Bakın şurada gittiği.